Bence oldu artık. Artık olsa iyiydi. Bugün biraz evet kusura bakmayın. İnternette problemimiz vardı. İnternet problemini hazırlayalım, halledelim derken videoyu, daha doğrusu açıları falan ayarlayamadık. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ama bant yayında bunlar olmayacak. Evet, montajda bunları kesiyoruz. Bir daha izleyenler için. Montaj sağ olsun. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer ev sahipliği Ozan kardeşim de. İlk başta şey yapalım da konuyu bir... Yok, ondan önce Kültür İstanbul, Cengiz. Kültür İstanbul benim. Zaten bunu daha önce yayınları izleyenler biliyorlardır. Terra kardeşim Ozan. Ben bir giriş yapayım. Tamam. Müsaadenle. Bugün Kasımpaşa'dayız. Ekrandan pek görünmüyor. Bizim bir çatı katında hemen karşımızda Süleymaniye ve Haliç Tersanesi ve Haliç'in güzel sularını görüyoruz şu anda. Bu sefer bu mekanı seçmemizin sebebi bugün Osmanlı Denizciliği ve Haliç Tersanesi ve Haliç Tersanesi'nin geleceğini konuşuyor olmamız. Bundan dolayı da bu mekanı seçtik. Biraz kendi içinde böyle bir sembolik bir anlamı da olsun istedik. Bu yüzden bugünkü ev sahibim, benim burası eski semtimdir bu arada. Hani yabancısı sayılmam, 7 sülalem Kasımpaşalıdır. Buraya çocukluğum 70'li yıllardan itibaren burada geçti. Şimdi Osmanlı denizciliği üzerine bir giriş yapalım. Daha sonra bu Haliç Tersanesi, Haliç Tersanesi'nin 500. yılı aslında, fiili olarak kurulmasının 500. yılı bu sene. Ve bu 5. yüzyılda bu tersanenin özelleştirilmesi, başka bir şekle bürünmesi üzerine de kısa bir konuşma yapacağız tabii. Öncelikle tersaneden de önce belki hani biraz Osmanlı denizciliği üzerine bir kısa giriş yapalım. Sen başlayabilirsin artık. Tamam. Buyurun. Yani bu arada tabii benim de söylemem lazım. Sen Kasımpaşalısın. Sen dolaylı olarak. Ben de Kasımpaşalıyım. Evet. O yüzden yani denizci bir semt. Ayrıca Peder Bey de burada denizci olarak çalıştı. Hem tersanede çalıştı. Taşkızak Tersanesi'nde mühendis olarak çalıştı. Evet. Hem de tabii. Hem şeyde tersanede çalışıyordu. Ayrıca yedek suda olarak da denizciydi yine. Ha, evet. Dedem de, annemin dedesi de yine gemi bozum işlerinde falan çalışıyormuş. Evet. Hasan evet, dedem. Evet. O yüzden hani böyle şey bir bağlantısı da var. Aile bir bağlantı var. Bağlantısı evet, da var hem mukim olmanın yanında. Şeye dönersek, Osmanlı denizciliği üzerine dönersek, yani sonuçta şunu biliyoruz, Osmanlı işte kurulduğu coğrafya iç bir coğrafya, 16. yüzyılda, pardon 1300'lerde 1400'lerde kurulduğunda Eskişehir, Domaniç ekseninde kuruluyor. Fakat fütuhatlarla beraber bu coğrafya genişliyor. İlk işte Karasi Beyliğini aldıktan sonra onların filolarını alıyorlar, onlara sahip oluyorlar. Ve bunun üzerinden denizciye duhul etmiş oluyorlar. Evet. Öncesinde tabii yine daha güneyde işte Çakabey işte şeylerin olduğu, Menteşelerin ve daha güneyde Antalya'da Saruhanlar, Aydınoğulların denizciliği de var. Tabii, bunlar ama, denizci beylikler. Bunlar da şey ama bizim de bu asıl eksenimiz Osmanlı, İstanbul üzerinden gideceğimiz için onlara fazla değinmeyeceğiz. Hani Katalan mevzusunda geçen programlarda bahsettiğimiz Katalanların Moray'ı fethinde İzmir'deki beyliklerden, Türk beyliklerinden destek alarak gittiğini biliyoruz. Evet. Onları da bahsetmiştik. Ama genel olarak yani şey teknik ayrıntı vermeyeceğim. Hani kitaplardan ya da Wikipedia'dan açılıp konuşulabilir şeyler aslında bunlar ama daha ben genel dünya perspektifinden bakma taraftarıyım. Evet. Geçenlerde söylediğim şey vardı, Toynbee'nin ifadesi.
tarihin en küçük birimi dünya tarihidir den hareketle 1600'lerde, 1500'lerde dünya tarihini değiştiren hareket şeyler oldu. Keşifler oldu. Keşifler oldu. Bir bu olaylar silsilesi evet. Gerçekleşti. Bu bildiğimiz eski dünyanın tekrardan bozulup düzeninin bozulup işte ticari ağlarının, siyasi ağlarının bozulup tekrardan inşasına sebep olan şeylerdir ve içinde şu anda yaşadığımız modern dönem bunun bu keşiflerin bunların sonucunda gerçekleşmiştir. Peki Osmanlı'nın buradaki tavrı neydi? Yani mesela 1515'te tersanenin bitirilmesi aslında mikro ölçekte bir eylem. Daha genel şey bakarsak yine büyük ölçüye, büyük perspektif bakarsak 1500'den önce Portekizliler Afrika'nın Ümit Burnu'ndan dolaşarak Portekiz'e geldiğini biliyoruz. Ve bu dönemde Hindistan'a, şeye, Basra'ya, Kızıldeniz'e, hatta Mekke'ye gelip Medine'ye gelmek isteyip tahrip etmek istediklerini biliyoruz. Evet. Yani olmuyor, eylemler gerçekleşmiyor ama böyle şeyler var. Bunların için hedefler var. Salih Özbaran'ın güzel çalışmaları var. Bu konuda bakılabilir. Osmanlılar ilk başta Memlükleri destekliyor bu konuda. Kereste gönderiyorlar. Ve bunlar şeylerde de yazılı. Mühime defterlerinde falan kayıtları da var. Memlüklere gemici ve şey gönderiyorlar. Gemi inşaatı için. Donanma kurumları için. Evet. Maddi destek de bulunuyorlar. Hiç, aslında şeydir, yani çok ilginçtir. Hani Memlükler daha sonra takışmalarına rağmen, hani savaşlara tutuşmalarına rağmen Memlükler daha çok kara devleti ve şeyin desteğiyle ayakta duruyorlar. Osmanlı desteğiyle ve Portekizleri o şekilde engellemeye çalışıyorlar. Aslında 1515'te tamamlanan tersane bu dünya keşfi kullanmak istemiyorum. Benim çok böyle rahatsız olduğum tabirler ama dünyanın yeniden düzenlenmesine verilen tepkiler. Mesela Memlüklerin daha sonrasında Mısır'ın fethi, tersanenin kuruluşu. Bunların aslında genel büyük çerçevede değişen şartlara Osmanlı'nın da verdiği bir tepki aslında. Ben burada bir iki şey eklemek istiyorum senin söylediklerinde. Sen de bir nefes alasın bu arada. Bir defa Osmanlılar Anadolu'da kıyılara ulaştıkları zaman esasen işte Amu Derya, Siri Derya'dan yani gördüğü nehre derya diyen bir aslında kara topluluğu yani evet. Göçer bir topluluk. Ve denizde yani genel olarak Türklerin şöyle bir adeti var. Gittikleri her yerde ortama çok çabuk adapte olup hemen organize olabilen bir topluluk. Ve denizlerle ilk karşılaştıkları zaman mesela ben hani biraz bu şeye bakarken İdris Bostan'ın birkaç şeyini okudum, izledim internetten. Çok erken dönemlerden itibaren bir deniz politikası var. Yani hatta işte Bizans'ın epey zayıf olduğu bir alan ve bu alan Akdeniz'de Venedik ve Cenevizlilere bırakılmış egemenlik. Osmanlıların mesela teknolojik olarak Venediklilerden insan kaynakları olarak Cenevizlilerden çok faydalandığını biliyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde organize olup bir takım gemicilik teknolojileri geliştiriyorlar. Bu Akdeniz'deki egemenliğin yavaş yavaş egemenlik alanlarının yavaş yavaş el değiştirdiğini bir yüzyıl boyunca hani görebiliyoruz. Ve 200 yıl önce hiçbir donanma şeyi olmayan, deneyimi olmayan bir topluluk 200-250 yıl içinde Akdeniz'de hani belki 5-600 yıldır orada egemen olan güçlere kafa tutacak. Hatta onları tarih sahnesinden silecek bir takım değişimlere hani imza atıyorlar. Burada tabii çabuk öğrenmenin ve çabuk organize olmanın bir şeyi var. Yani
bir katkısı var. Katkısı var. Buradan mesela şeyden bahsediyordu bizim. Dünyadaki en eski tersane şu anda Alanya'da diyor İdris Hoca. Alanya tersanesi Selçuklulardan beri var. Yani hala da faal. Mesela burası neden korunmaz veya bir denizcilik müzesi haline getirilmez? O da ayrı bir şeydir. Hani Alanya tersanesi bizzat Selçukluların kurduğu bir şey. Yani dolayısıyla bir aslında denizcilik ihmal edilmiş veya göz ardı edilmiş bir şey değil. Aksine büyük bir devlet politikası olarak bu şey var. Yani böyle bir donanma fikri ve denizlere hakim olma fikri var yani. Buradan sen devam et. Karşılıklı aşık atışması gibi oluyor. Evet. Ya o zaman şeye dönelim. Tersane kuruluyor. Evet. 1515'te. Fakat dikkat çekici bir husus var aslında. Metinlerde bu pek yok. Diğer tarafta teorik olarak da denizcilik gelişiyor aslında. Mesela evet. Piri Reis'in kitap bahriyesi, haritasının çizimi, yani ki haritası çiziminde şeylerden alındığını biliyoruz. Tabii. Christoph Kolomb'un mürettebatından muhtemelen ben şey olduğunu düşünüyorum. Ya esirlerden yahut da Müslüman olan tayfalardan geldiği bilgisi var. Zaten haritanın altında yazıyor. Evet, Christoph Kolomb'dan ve hatta Halife Memun'un dünya haritasından faydalandığını şey yapıyor. Yani sonuçta demek ki bir veri tabanı var yani. Tabii. Yani büyük bir veri tabanı var. Yani Güney Amerika'ya gitmiş midir, gitmemiş midir o ayrı bir şey. Gitmesi de gerekmiyor zaten. Önemli olan onun bilgisine sahip evet. olmak. Yani o perspektifle şey yapmak. Bu 1515 mevzunu biraz açmak lazım. Genellikle Haliç Tersanesi Yavuz Sultan Selim döneminde değil de Fatih Sultan Mehmet döneminde temelleri atıldığı hani şey yapılır. 1455'te hemen fetihten 2 sene önce 2 sene sonra ama tam olarak bugünkü Haliç Tersanesi'nin olduğu yerde değil herhalde değil mi? Onu bir açalım yani. Yani şöyle ilk başta Yeni Kapı taraflarında yani bugünkü Kadırga taraflarında liman olarak geçiyor. Zaten orası liman. Bizans döneminde de liman olur. Şöyle ama metinler daha doğrusu arşiv kayıtlarında da mesela Gelibolu'da da tersane var. Fakat evet. bunlara liman olarak liman evet. olarak adlandırılıyor. İlk kez tersane olarak adlandırılması burada inşa eden Yavuz döneminde inşa edilen işte binalar topluluğu işte kızaklarla evet. Yüz gözlü düşünüyor. Hayali oymuş yani. 300 tane yani 300 geminin aynı anda inşa edilebileceği bir büyük organizasyon. Yani ben mesela şöyle düşünüyorum. 300 geminin bir arada inşa edileceği, her kışın bunların İstanbul'a gelip işte kalafata çekilip bunların işte iaşelerinin vesairelerinin tamamlanacağı ve tekrar baharda sefere veya işte devriyeye çıkacakları yani bu aslında korkunç bir endüstriyel evet. şey yani. Çok büyük bir operasyon aslında. Büyük bir operasyon yani hani ufak tefek bir iş değil. Yavuz bunu 300'ü beceremiyor ama 100 gözlü yaptırıyor değil mi yani? O evet ama işte şey de çok Mehmet önemli başlayalım. Aslında 300 gözlü olarak düşünmeleri yani nasıl coğrafi keşiflere, coğrafi hareketlere nasıl tepki verdiklerinin de bir ölçüsü aslında. Evet. Yani onların 300 gözlü cidden büyük. Hepsi için 150 bin akçe diyor galiba. 150 bin akçe diyor İdris Bostan'ın kitabında. Evet. Ve 100-150 tane yapıyorlar galiba. Sonrası şey olarak geçiyor. Galata surlarından, surlar dediği bugün işte şeyin altında şu anda tabii biz görüyoruz. Haliç metro köprüsünün altından evet. Hasköy'e kadar tasarlanıyor ve şey olarak geçiyor. Galata Haliç Tersanesi olarak geçiyor. Evet. Ve bugüne kadar yani tabii zaman içinde değişiklikler oluyor. İşte Kadırga devrinden Kalyon devrine geçtiği zaman evet. Farklı düzenlemeler oluyor. Yine 3. Selim döneminde dolar kura havuz inşa ediliyor. Evet. Ve bugüne kadar geliyor. Ve ben hani sen daha iyi hatırlarsın ama ben çocukluğumda 1980'lerin sonunda tersanenin hala faal olduğunu biliyordum yani. Tabii canım. Görüyordum yani. Gidip geldiğimiz için Erzurum'da olduğum için. Şeydi.
Mesela burada Venedik raporları çok ön açıcı. Venedik balyozları sürekli düzenli olarak liman faaliyetlerini rapor ediyorlar. Mesela Osmanlı denizciliği ile ilgili iki temel kaynak var. Birisi muhasebe defterleri. Mesela işte İdris Hoca şeyden bahsediyor. 17. yüzyıla ait 70-80 tane şu anda muhasebe defteri var. Yani bütün yapılan alışveriş, kaç kişi, bunların kumanyası, iaşesi, gemilerin ihtiyaçları vesaire hepsi kayıtlı kuyutlu bunlar duruyor. Hatta ben not tuttum. 1530'dan bir saniye şöyle söyleyeyim. Çok böyle şey olacak. Çok güzel şeyler böyle ayrıntılar. 1527 ile 31 arasında 84 ila 89 kişi çalışıyormuş. Yani bu 4 senelik sene arasında ve 44 gemi inşa edilmiş. Ya bu şey göz başınadır herhalde toplamda Yok yani. yok toplamda. Ha. Toplamda 44 gemi inşa edilmiş ve 32 gemi tamir edilmiş. Yani mesela bu 4 senelik süreç içinde yani bu ufak da, şey yani çok böyle ufak şeyler ama hani şeyi de görüyorsunuz ne Evet. kadar Ben de faal şeyden olduğunu. bahsedeceğim. Yani bu Venedik balyozlarının raporlarındaki artış hızından bahsedeceğim. Mesela Venedik balyozlarının 13. yüzyılda daha henüz işte Bizans hakimiyetinin olduğu dönemde burada 8 göz. Yani burası hala bir tersane ve 8 gemilik bir tersanenin olduğundan bahsediyor. 14. yüzyılda işte fethiyle birlikte bu belki fethiye yakın biraz artıyor ama esas büyük şey 15. yüzyılda 106'ya çıkıyor. Yani fetihten sonra demek ki işte Yavuz'un şeyini de kastederek birdenbire hani 100-150 yıl içinde 8 şeyden 106'ya bu şey çıkabiliyor. Bir de tabii burada aslında şöyle bir şey var. 1480 büyük önemli bir tarih. Şey açısından, denizcilik açısından Fatih Sultan Mehmet iki büyük deniz seferi yapıyor. Aynı anda, aynı yıl. Birisi Otranto'ya çıkarma yapıyor. Diğeri de Rodos'a çıkarma yapıyor. Şimdi hani Fatih dönemi hani biliriz ki işte Venedikliler karşısında Venediklilerin işte büyük kocaman gemileri var yüksek bordolu. İşte Fatih bizim Osmanlı gemileri de daha böyle küçük falan filan. Halbuki tam olarak öyle değil. Mesela Göke diye bir gemi modeli geliştiriliyor. Hem yelkenli hem kürekli. Aynı anda iki teknoloji birden kullanılıyor. Bazılarına barça deniyor. Bu gemiler şeyde Akdeniz'de Venediklilere bayağı zor anlar yaşatıyor yani. O dönemin büyük süper gücü olmasına rağmen Venedikliler ve büyük bordolu gemiler yapmalarına rağmen. Buradan gene Piri Reis'ten Barbaros'a doğru bir geçiş yapalım istiyorsan. Ekleyeceğim bir şeyler varsa. Yani genel olarak yani benim de söyleyeceklerim aslında daha fazlası yok. Evet. Yani şey açısından tabii Kuzey Afrika korsanları yani Osmanlı denizciliğinde ve deniz muharebinde güç olarak çok büyük bir şey var, faydası var. Evet. Çok büyük de etkileri var. Evet. Özellikle Barbaros Hayrettin ve sonrasındaki şey devamındaki Hı. ocaklar şey kadar devam ediyor işte 1800'lere kadar devam eden bir gelenek. Evet. Osmanlılar için de işte Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin'in gelip biat etmesiyle, onlara tabi olmasıyla Beylerbeyliği veriliyor ve kaptanı deryalık veriyorlar ve onun döneminde baya bir şey oluyor. İlerleme denizcilik anlamında ilerleme oluyor çünkü şeye kadar gidiliyor. Yani bildiğimiz işte Tulum'u, Evet. Barcelona'yı işte şey nedir Zapturapt altına alacak kadar veya işte talan elinden edecek kontrol kadar. edecek kadar evet. Ya, tabii bunlar şey gibi düşünebiliriz aslında. Normalde kara akıncıları gibi Deniz akıncı. deniz akıncıları. Nasıl ki bunlar biraz daha kara akıncıları da öyledir. Şeydir. Yarı bağımsızdır. Evet. Merkezden bağımsız hareket edebilirler. Ocaklar da Kuzey Afrika'daki Garp ocakları da böyledir aslında. Denizdeki versiyonudur. Yani şeyin Evet. akıncı birliklerini ve bunlar işte şeyden itibaren
Barbaros Hayrettin'den itibaren hem işte şeyi özellikle İspanyolları çünkü o dönemde 16. yüzyılda özellikle 16. yüzyıl İspanya Osmanlı çekişmesinin alanıdır Akdeniz. Burada mücadele devam eder ve şey üzerinden Garp ocaklarının üzerinden Privese 1537 1560'larda Halkulvat Savaşı yine Osmanlıların galip olduğu bir savaştır. Bu süreç devam eder ki 1571 İnebahtı mağlubiyetine kadar. Bu bir şey anlamda da psikolojik anlamda da şey açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak da hem Akdeniz coğrafyası için hem de Osmanlı için bir şeydir, dönüm noktasıdır. Osmanlı çok uzun, 150 yıldır yenilmediği büyük mağlubiyet almadığı harp sahalarında büyük bir psikolojik yara almıştır. Ama tabii bunun toparlanması şey falan hani daha böyle farklı inceleyecek şeyler Ben ama ona mesela şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi o hani Barbaros'un ortaya çıkması aslında ikinci Beyazıt ve Yavuz Selim dönemlerinin sonucudur. tabii. İkinci Beyazıt ve Yavuz Selim, yani ikinci Beyazıt'ın da burada Osmanlı donanmasına katkıları vardır. Yavuz Sultan Selim'in de aynı şekilde. Onların devirlerindeki teknolojik gemicilik alanındaki yatırımları olmasaydı zaten Barbaros diye bir şeyde biz bahsedemezdik. Piri Reis olmasaydı mesela. Evet. Bir altyapısı var yani. Hani donanmanın bir altyapısı var denizciliğin. İkincisi korsanlık meselesi. Yani korsanlığı bugünkü anlamda korsanlık olarak bakabiliriz bir yere kadar ama bir yerden sonra yani Akdeniz'de Venedik ve Cenevi hakimiyetini kırıncaya kadar böyle bir şey var. Ama bunlar tamamen işte kafasına göre hareket eden adamlar değil. Evet, öyle Bunlar çok var. belli bir hukuk çerçevesinde devletle Osmanlı Devleti'yle yarı bağımsız ilişkiler kurarak ve devlete vergi vererek bu işleri yapıyorlar. Hatta ahitnameler imzalanıyor belli devletlerle. Mesela belli ticaret filolarına dokunmuyorlar. Evet. Yani Osmanlı Devleti diyelim Venedik'le barış dönemi yaşıyor. Venedikliler gayet rahat. Ama savaş başlayınca adamın burası zindan arkası. Adamın hani büyük elçisini bile atıp zindan içine atıyor yani. Hani o dönemin şeyleri diplomasisi öyle işliyor. Hani bugünkü şıklıklar o dönem yok. Ama yani bu sadece Osmanlı'da olan bir şey değil. Hani onlar da aynı şeyi Yani yapıyorlar. karşılıklı yani orada. Karşılıklı şeyler. Hani korsanlık deyince yani böyle kafasına göre gördüğü her yere saldıran adamlar olarak Karayip bakmamak lazım. korsanları Yani gibi bir şey. Karayip korsanları gibi değil yani. Onun belli bir hukuku var. Devletle ve kendi aralarında da belli hukukları olan şeyler bunlar. 1538'de sadece Preveze olmuyor. Bir de Kızıldeniz ve Hindistan seferi oluyor. Burada Hadımahmet Paşa'nın bir şeyi var. Aynı az önce söylediğim 1480'deki iki sefer var ya hani birisi Otranto ve Rodos. 1538 de bu açıdan çok önemli. İki büyük sefer yapılıyor. Birisi Kızıldeniz üzerinden işte Hindistan'a doğru, diğeri de Preveze işte zaferi. İnebahtı konusunda da İnebahtı her ne kadar Osmanlı donanmasının yenilgisiyle sonuçlansa da onun meşhur laf var hani biz sizin kolunuzu kestik. Gerçekten de öyle. Siz de bizim sakalımızı en fazla kesmişsinizdir. 6 ay içinde bütün donanmayı yeni baştan kurup bir sonraki ilkbaharda tekrar Akdeniz'e açılacak bir teknolojik ve insan kaynağı açısından büyük bir altyapı var. Mesela burada şey çok önemli. İdris Hoca'nın bir şeyinde ben onu kendisi onu zaten çok önemsiyor. Bu Girit Seferi. Girit Seferi Osmanlı denizciliği açısından Tabii büyük bir geçerim kırıl 1700 17. yüzyılda yani. 17. yüzyılın ortası 1600 1725 yıl sürüyor Tabii zaten Girit Seferi. 1619'da başlıyor. 25 yıl boyunca Girit'i ele geçiremiyorlar ama mesela o savaş sırasında artık görüyorlar ki ya bu kadırgalarla bu iş olmuyor. Komple bütün donanmayı kalyona çeviriyorlar. Mesela bu hani diyor ki mesela orada çok doğru bir şey söylüyor. Yani durağanlık ve çökme dönemi diye hani biliriz ya biz o dönemi. Yani
çökmesi bile adamın yani bir büyük transformasyonu hani göze alarak aslında olan bir şey. Yani ortada hani çökmesi bile 200 yıl sürüyor, yani 300 yıl sürüyor. Hani o kavramları... O problematikliğin yani bu okullarda öğretilen şablonlar aslında çok doğru şablonlar değil. Evet. Girit Seferi mesela bizim hani donanma tarihinde 3 büyük şey var. İşte bir Kadırgalar dönemi. Kadırgalar döneminin kapandığı sefer Girit Seferi'dir. İşte büyük bir... Çok uzun sürüyor yani 25 yıl. 1649'da başlıyor, 74'te bitiyor. Evet yani 25 yıl sürüyor Girit almak. Ama Venedik'in belli yani o sefer kırıyor. Yani ondan sonra artık Akdeniz'de bir Venedik hakimiyetinden bahsedilemez. Venedik'te 1700'lerde, evet. 18. yüzyılda tarih. Kadırgalar dönemi de işte 19. yüzyılın başına kadar aşağı yukarı 1830'lara kadar da Kadırgalar dönemi hani devam ediyor. Sonra Buharlı... Kalyonlar dönemi işte yelkenli vesaire. Kadırgalar kapanıyor. Mesela orada çok trajik bir şey söyledi hoca. Mahmudiye Kalyonu diye bir şey var bizde yani. Dünyanın en büyük kalyonunu yapıyor Osmanlı donanması. Yani olan en büyük kalyon. Fakat teknoloji bitmiş. Yani onun yapıldığı dönemde artık kimse kalyon yapmamaya veya işte hani buharlı gemilere falan geçilmeye başlamış. Şimdi diyor ki ya diyor hani bu Mahmudiye diye bir şey var diyor. Dünyanın en büyük kalyonunu yapmışsın. Kalyondan geriye birkaç tane arma, iki tane işte sancak bilmem direği falan filan kalmış. Yani şimdi buradan şeye geçeceğim yani. Buradan bu Haliç Tersanesi ve Haliç Tersanesi'nin neden anladın mühim bir şey olduğunu. Şimdi sen Barcelona'da uzun süre yaşadın. Ben de gittiğim şehirlerde mutlaka mesela Amsterdam'a vesaire, ne bileyim Londra'ya, şuraya buraya gittiğim zaman merak ediyorum. Yani liman nedir? Yani burada ne yapmışlar ondan sonra? İşte bu bayramda kısmet olursa Venedik'e gideceğim. Orada da hani gezeceğim şeyi. Seviyorum yani bu tarz şeyleri. Bu liman kültürü, denizcilik kültürünün sonraki kuşaklara aktarılması konusunda gerçi bir sürü alanda birçok problematimiz var ama bu alanda özellikle yani sanki böyle bir denizcilik geleneği yokmuş. Ya bunlar böyle keyfe keder yapılmış. Ondan sonra aslında biz bir kara hani devletiymişiz falan gibi hani veya geleneğimiz öyle bir şeymiş gibi hep konuşulur. Yani koskoca Mahmudiye kalyonundan geriye hiçbir şey kalmamış. Yani kalyonun kendisini bırakalım. Hani birkaç bayrak vesaire falan filan kalmış. Bu konuda ne dersin? Ya bu konuda... Sen şu Barcelona tersanesinden başlayarak mesela dünyadaki örneklerinden belki konuşmamız lazım. Ben de mesela yani ben... Galata tersanesinden bahsedeceğim birazdan da o yüzden. Yani şu... Var yani bir Galata tersanesi. Barcelona tersanesiyle tabii biyolojik yani şöyle bir şeyim var, ünsiyetim var. Yani orada yaşadığım işte 5,5 sene boyunca herhalde bir senesi zaten o mıntıkada yaşadım. Drasanes'te yani tersane Arapçadan geçme, Katalancası Drasanes diye geçer. Drasanes durağının etrafında yaşadım bir sene kadar. Daha sonraki dönemde de bir şekilde tersaneyi işte keşfettikten sonra, çünkü şehri keşfediyorsunuz, farklı bir ünsiyet kurdum. Her hafta sonu neredeyse, işim gücüm yoksa her hafta sonu cumartesi ya da pazarları tersaneye dedim. Çünkü şöyle yapmışlar. Tersaneyi, bu şey bir tersane aslında. Bugün de aslında retweet dedim. Serdar Tabakoğlu'nun fotoğraflarını çekmişti şeyden. Tersane geçen haftalarda gitti. Onun fotoğraflarını görebilirsiniz Twitter'dan. Takip edersiniz. Bende de var. Bunlar şey, tonozlu gözler var diyelim. Şu anda şeyin sayısını hatırlamıyorum. 5 tane mi 6 tane şey var. Göz var. Ve bunları vakti zamanında tabii denize açılıyormuş. Önü denize açılıyormuş. Gravürlerde falan görülüyor. Daha sonra tabii doldurmuş etmişler. Ön tarafında şu anda şey var. Gümrük binası var. Aduana diye. O da yine Aduana'da divandan geliyor. Hani o da öyle bir şey var. Gümrük. Aduana. Aduana gümrük demek İspanyolca.
Burası 1930'lara 36'lara kadar yani şey kadırgalar dönemine kadar kullanılıyor, faylalar kullanılıyor. Daha sonrasında ise şey olarak kullanılıyor. Cephane. 1930'lara kadar cephane, daha sonrasında da belediyeye devrediliyor. Belediye de bunu deniz müzesi olarak kullanmaya başlıyor. Şu anda içinde gözlerde, gözlerin bir tanesinde İnebahtı Savaşı'na katılmış amiral gemisinin, çünkü orada inşa edilmiş amiral gemisinin replikası var. Birebir evet. Replikası var. Yani çok önemli aslında. Hani gidip görebiliyorsunuz. Bir şey, Türkleri bununla yendik diye. Tabii tabii. Şey de canım. O bayağı şeylerde falan kitabeler de var. Tersane içinde kitabeler de var. İşte İnebahtı Savaşı'nı hatırlatan. Hatta tersanenin denize bakan yüzünde şey var. İnebahtı Savaşı ile ilgili bir ufak bir heykel var. Şeyli, gemili falan. Ben fotoğrafı var. Koyarım onu bir ara. Evet. Çünkü İnebahtı çok önemli yani. Caddesi bile var yani. Barcelona'da caddesi işte evet, evet. Önemli. Tersaneye geri dönecek olursak, tersane deniz müzesi olarak kullanılıyor. Hı hı. Ve şöyle bir şey de var. Gemiler var. Yani sonuçta Katalanlar da, İspanyollar da denizci bir millet. Ve kullandıkları balıkçı gemilerinin yani tarihi süreçte kullandıkları gemileri evet. Orada sergiliyorlar. Ve onun dışında genel olarak dünya denizciliğinde de kullanılan hani büyük boyutlu değil de ufak boyutlu tekneleri, motorları orada sergiliyorlar. Ve bunun yanında şeyi de var. Atölyesi var. Orada replikaları inşa ediyorlar. Çok, orada görüyorsun yani. Tabii inşa, görüyorsun. İnşa tabii. Nasıl orada işte falan. Şeyleri burgatçılar var. Şey dışında, tersane dışında ilk denizaltı var. Evet. Denizaltının replikası var. Şimdi mesela ben buradan şeye geçmek istiyorum. Geçenlerde ben de Twitter'da paylaştım. Şimdi Galata, Cenova'da Galata diye bir semt var. Bir bölge var yani. Aynı buradaki gibi evet. Galata, Galata diyorlar. 2006'da bunlar Avrupa Kültür Başkenti oluyor Cenova. Aynı bizim 2010'daki gibi. O dönem zaten denizcilik falan filan hani adamlarda çok yaygın. Bu Galata böyle şeyinde bir büyük deniz müzesi açıyorlar. Ben fotoğraflarını falan filan paylaştım. Çok güzel. Ondan sonra işte Cenovalıların denizcilikle falan filan alakaları. Hatta İstanbul'la ilgili şeyleri falan filan da var. Sonuçta şu an oturduğumuz yer hani zamanında Cenova bölgesi. Hani Kasımpaşa, Galata, Pera bölgesi, Cenova bölgesi. Bizim bu belediye başkanı yanında zevat ile gidiyor. Fotoğrafları falan var yani. Ondan sonra çok güzel biz de yapalım bundan falan filan. Sonra tabii İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti hikayesi bildiğin şey bir çeşit festivalizm. Ondan sonra işte dostlar etkinlikte görsün hikayesine dönüşüp de geriye hani ne kaldı mesela kurum olarak buradan bize ne kaldı? Bir şehir müzesi mesela var mı İstanbul'da? Ben biliyorum ki 10-15 yıldır şehir müzesi kuralım diye proje üzerine proje geliştiriliyor. Bugüne kadar bir tane adım atılmadı. İki, bu Galata Tersanesi. Çok güzel, çok güzel marka değeri işte falan filan diye işler işte şey yapıldı. En sonunda geldiğimiz şey buranın işte özelleştirilip yat limanı, AVM, ondan sonra nedir, otel. Bir de 1000 kişilik cami tabii. Bu da mühim bir şey olarak projenin içinde yer alıyor. Sağ olsun İlber Ortaylı bu konuyla ilgili ağır da bir yazı yazdı yani. Yine mi kutsal AVM anlamına gelecek. Yani burada şunu şey yapmak lazım. Yani bu şu anda tersanede kullanılan kuru havuzların 1800 yılında 3. Selim döneminde tamamlandığını ve hala kullanıldığını biz biliyoruz. En eski galiba herhalde. Evet, şu anda yani dünyadaki en eski kuru havuzdur. Doşlana diye bir toprak İtalya'dan toplayıp getiriyorlar buraya ve o havuzu kuruyorlar. Su sızdırmasın vesaire falan filan diye. Her şeyle orijinal. Şimdi bu işte vakfiyeye sahip çıkalım, Fatih'e sahip çıkalım, bilmem şuna sahip çıkalım, buna sahip çıkalım. Tamam, sahip çıkalım. Peki buna niye sahip çıkmıyoruz? Yani ona yani Ayasofya'ya mesela sahip çıkalım. Eyvallah çıkalım. Peki buna niye sahip çıkmıyoruz? Yani çünkü burada şimdi konuştukça hani ben biraz
bu konularda hani şey yapıyorum. Yani burada şöyle bir gerçeklik var. Yani bunu unutmamak lazım. AVM, otel vesaire her yere yapılır. Yat limanı yapılır vesaire yapılır. Yani bizim denizcilik geleneğimizi merkezidir burası. Evet. Yani Osmanlı denizciliği dediğin zaman merkez neresidir kardeşim? Merkez Gelibolu tersanesi değildir. Veya ne bileyim Karadeniz'de bir sürü tersane var. Amasra'da var, şurada var. Oralar değildir. Burası, buranın sembolik bir anlamı var. Yani burayı bu şekilde tamamen turizm odaklı bir şey haline getirirsen, ondan sonra 50 sene sonra, 100 sene sonra bir şeyi tamamen silmiş oluyorsun. Yani kültürün bir parçasını Doğru. siliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani o kültürün parçasını silinmemesi gerekiyor. Bunu, yani buna bir şekilde sahip çıkmak gerekiyor. Yani bu konuyla ilgili girişimler var, biliyoruz işte sivil toplum örgütlerinden vesaire. Bilmiyorum ne kadar hani bu konuda şey olur ama şöyle bir gerçeklik var. Yani bu bugün silindiği zaman geriye 50 sene sonra, 100 sene sonra bizim yani ne biz o 3. Selim'in halen kullanılan kuru havuzunu artık görebiliriz ne de başka bir şey. Yani buraya da orayı otopark yaparlar vesaire. Son bir şey daha söyleyip kapatalım diyorum. Kapatalım, evet. Bu arada İdris Bostan'dan bahsettik. İdris Evet. Hoca Osmanlı denizciliği üzerine öncü isimlerdendir. Yani ilk çalışandır. Kendisinin de yani ben bir şekilde ben bizzat biliyorum. Kendisinin de buranın deniz müzesi yapılması için uğraştığını, çabaladığını biliyorum. Yani onu da şimdi anmadan olmaz. Keşke o insanlar bu şehri yönetseler yani. Yani Yönetebilseler yani. sağ olsun. Onu da burada yani Ona bir anmak selam gerekiyor. çakıyoruz buradan, evet. Yani bir şey mevzusuna da dönüp hani burası işte denizciliğin merkezi dediğimiz zaman zaten semtin ismi Kasımpaşa. Evet. Güzel de Kasımpaşa'dan geliyor ki o da şey kapıdan derya. Evet. Şeyde annem Cezayirli Hasan Paşa. Hasan Paşa'da Okumuş. okumuş ki Cezayirli Hasan Paşa da işte şeyiyle aslanıyla kapıdağını deryalık yapmış. Evet. Osmanlı Paşası. Biraz ileride de iki sokak ötemizde de İbadullah var. Orada da yani İbadullah Camii de aslında Seyda Ali Paşa'nın Miratül Memalik yazarı işte şeyin Hint seferini yapıp Hindistan'a gidip oradan İran üzerinden gelen Osmanlı kaptanın meftun olduğu yerdir. Orada haziresinde yatar. Yani bunu da böyle bir ne kadar yani önemli olduğunu vurgulayıp programı burada bitirmek Evet, istiyorum. daha fazla Daha fazla sinirlenmeyelim. çok gerildik. Teşekkürler. Teşekkürler izlediğiniz için. Şeyi montajı da atacağız artık. Evet, şimdi sanki Benim kafa gitti bu sefer de.